Erbuk'a konan sinek gibi oldular. Bidat ve bidatçilerle fingirdeşme içinde olanlar, kendilerini aklamak için Müslüman arı gibi olmalı, her çiçekten almalıdır sözünü kullanıyorlar. Lakin çiçekleri değil, boklara konarak pislik ortaya çıkaran sineklere daha çok benzerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, sinekler cehennemdedir. Ebu Hanzala taklitçileri, Tevhid Dergisi adı altında ortaya çıkardıkları şirk ve bidat pislikleriyle zaten her yana kuşatmış olan ufuneti daha da dayanılmaz hale getiriyor. Sözde dine davet için ruh taşıyan canlı sureti yapma şirkini helal saymış, abuk subuk çizgi filmler yapmaya başlamışlardı. Şimdi de dine davet amaçlı tiyatro şaklabanlığına girişerek rezillik ortaya koyuyorlar. Daha önce Bizden Olmayanlar kitabımda tiyatro ve sinema yapanlar kafirlere benzer başlığı altında yayınladığım yazıyı aşağıda aktaracağım. Haram unsurlar içermeyen tiyatro hakkında gevşeklerin alimi ve alimlerin gevşeği İbn Husayn'in bir cevaz fetvası zikredilir. O bu fetvasında dini şiarlarla alay edilmemesi, erkeğin kadın kılığına, kadının erkek kılığına girmemesi, hayvanların taklidi yapılmaması ve benzeri şartlarla tiyatroda sakınca olmadığını zikreder. İbn Husayn'in ucunun nerelere ulaştığını bilemediği birçok sorumsuzca verdiği fetvalarla elbette kabinde karşı karşıyadır. Allah taksiratını affetsin. Fakat onunla muasır diğer alimler tiyatrodaki belaları fark etmiş ve bunun neden caiz olmayacağını açıklamışlardır. Bunun en büyük tehlikelerinden biri, halklar arasında ilk 3 asırdan sonrasından beri her dönemde ümmetin çoğunluğunu münafıklar oluşturuyor olması gerçeğinden hareketle, şerefsiz, şahsiyetsiz tipler bulunmaktadır ve İslami değerleri hevalarına alet etmek için her fırsatı değerlendirirler. Sözün başında dediğimiz gibi, çiçeğe de, boka da konan sinekler var. İbn Husayn'in ve tiyatroya cevaz verme gafletinde bulunan her kim ise insan olması hasebiyle dışkılarlar. Lakin asıl bela bu dışkılardan ümmetin aleyhine geneli kuşatan zehirleri taşıyan sineklerdir. Yani asalak taklitçiler. Maalesef ümmetin durumu İbn Husayn'in hüsnü zan ettiği gibi temiz değildir. Tiyatro konusu insanları güldürmek için basit bir taklitten ibaret değildir. Güldürme işini ve şakacılığı meslek edinenlerin şahitliğinin kabul edilmeyeceği fıkıh kitaplarında anlatılır. Durum bu kadarla da kalmıyor. Boksineği kılıklı mahluklar tiyatroyu dini anlatmak için kullanıyor ve habis bir bidat çıkarıyorlar. Şeyh Bekir Ebu Zeyd Rahimehullah Et-Temsil adlı kitabında sayfa 35-36 şöyle der. Mürüvvet dinin maksatlarındandır ve mürüvveti ortadan kaldıran şeyler yargıda şahitliği geçersiz kılar. Din üstün ahlaka emreder ve düşük ahlaktan yasaklar. Tiyatro yapan kimselerin kendilerini hangi hallere soktuklarını, herhangi bir uzvuna yaptıklarını, hareketlerini, seslerini değiştirmeleri, hatta deli, ahmak, bunak rolüne girdikleri görülmektedir. Nitekim fakihler, şahitlikler babında şahitlik vasfını düşüren şeyler arasında gülünç, sihirbaz, alaycı, çokça şaka yapan kimseleri saymışlardır. Dört mezhep fakihleri ve diğer fakihler arasında bu durum meşhurdur. Bundan dolayı akıl sahibi şüphe etmez ki tiyatroculuk mürüvveti yok eden şeylerin başında gelir. Bu ve bunun gibi şeyler yargıda şahitlik vasfını iptal eder. Muhakkak ki din bunu hiçbir şekilde onaylamaz. Yine şu husus kabul edilen şeylerdendir ki tiyatro mürüvvet ehlinin sanatı olamaz. Akıl ve dinle anılan bir kimsenin de sıfatı olamaz. Evet, durumu bu olan tiyatronun hele bir de dine davet, dini anlatmak ve benzeri gayelerle yapılması çok daha iğrenç bir çirkinliktir. Batıl hak suretinde gelebilir ama hak asla batıl surette gelmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olduğuna göre, imanı zayıf olanların kafirlere benzeyeceklerini, kendilerini kafirlerin karşısında eksik ve hakir hissedeceklerini, bu yaptıklarını çirkin görerek şöylece haber vermiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elbette sizden öncekilerin yoluna adım adım, karış karış uyacaksınız. Hatta öyle ki onlar bir kertenkele deliğine girseler, siz de onları takip edeceksiniz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh dedi ki, biz, ey Allah'ın Resulü, Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun dedik. Buyurdu ki, başka kimler olacaktı ki? Sünen yollar demektir. Bu hadis, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerindendir.
Bu yüzden Müslüman erkek ve kadınların çoğunun bugün pek çok konuda, hatta kendilerine hiçbir faydası olmayan giyim, saçların şekli, yanaklarındaki tüyleri ve sakalları tıraş etmeleri gibi hususlarda bile kafirleri taklit ettiklerini görürsün. Öyle ki Müslüman erkek ve kadınlar, gazete ve dergilerde batıdaki veya doğudaki kafirlerin son modalarını araştırıp aynısını yapmaktadırlar. Seyl bin Sa'd radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsim elinde olana yemin olsun ki sizden öncekilerin yaptıklarını aynısıyla siz de yapacaksınız. Şeddad bin Evs radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ümmetin kötüleri daha önce yaşayan ehli kitabın yaptıklarını eksiksiz bir şekilde adım adım aynen yapacaktır. Mısır Allamesi Ahmet Muhammed Şakir, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah bin Amr radıyallahu anhumaya kafirlerin elbisesini giyme buyurduğu hadisin dipnotunda şöyle demiştir. Bu hadis, giyim ve görünüm konusunda kafirlere benzemenin haram olduğunu açıkça ifade etmektedir. Nitekim diğer bir sahih hadiste, kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır buyurulmuştur. İlim ehli ilk asırlardan bu son asırlara kadar kafirlere benzemenin haramlığı hususunda ihtilaf etmemişlerdir. Müslümanlar arasında köleleşmeye çalışan zelil nesiller çıkmış, her konuda kafirlere benzeyerek onlara alay konusu olmuş ve köleleşmişlerdir. Sonra ilme yapışan ve kendilerini ilme nispet edip giyim, görünüm, şekil, ahlak ve her konuda kafirlere benzeme işini onlara süsleyen kimseler buldular. Durum o hale geldi ki ümmet arasında içine bidat soktukları namaz, oruç ve hac görüntüleri dışında kafirlere benzetmedik bir İslam alameti kalmadı. Bazı alimler kafirlere benzeme kastı olmaksızın sadece benzemeyi haram, kafirlere benzeme kastı varsa dinden çıkaran küfür olarak görmüşlerdir. Bu görüşe göre onlara benzeme kastı olmasa da teşebbüh gerçekleşmiş olur. Şayet bu amelini beğenir ve hoşlanırsa küfür olmayıp haramdır. İbn Haldun şöyle demiştir. Yenilmiş kavimler, giyim ve kuşam, mezhep, diyanet ve başkaca hal ve itiyatlarında kendilerine galip gelen kavim ve hükümdarları örnek edinirler. Bunun sebebi şudur. Nefis ve kalp daima kendi kavimlerine galebe çalmış ve kendi kavmine boyun eğdirmiş olanların olgunluk ve üstünlüklerine inanır. Bu da kendisine galebe çalanı ululamak, kalbinde yerleşmiş yahut kendisinin ona boyun eğmesinin tabii sebeplerinden olmayarak kendisini yenen kimsenin kemal ve fazilet sahibi olmasından ileri gelmiş olduğuna inanmasından ve bu hususta yanılmasından ileri gelir. Yenilen kimse buna inandıktan sonra bütün iş ve hareketlerinde kendisini yeneni örnek edinir ve ona benzemeye çalışır. Oğulların babalarına benzemesi hususundaki hallerine dikkat edersen, oğulların daima babalarını kendilerine örnek edindiğini görürsün. Bu da oğulların, babalarının olgunluk ve üstünlüklerine inanmalarından ileri gelir. Bu hal çağımızda Endülüs'te de görülmektedir. Bu ülkedeki Müslümanlar kendilerine galebe çalan galleri örnek alarak giyim, kuşam, birçok adet ve halleriyle onlara benzemeye çalışmaktadırlar. Bu durumu gören bunların birer istila belgesi olduğunu hikmet gözüyle görür. Tiyatro ve sinema yapanlar kafirlere benzer. Video cihazlarıyla yapılan şeylerin en meşhuru, İslami temsiller, tiyatrolar denilen şeyler ve benzerleridir ki bunlar haramdır. Bunlar ister insanların sureti çekilmek suretiyle olsun, ister çizgi film şeklinde olsun fark etmez. Bunların haramlığı şu açılardandır. 1. Temsil, tiyatro denilen şeyin aslı Hristiyanlardan, eski ve modern tarihteki putperestlerden alınmıştır. Temsil, tiyatro, Yunan putperestlerinde başlamış, sonra Hristiyanlara intikal etmiş, mabetlerine, kiliselerine bu tiyatroları yapmışlar, sonra da onlardan başkalarına geçmiştir. Modern tarihte ise Avrupa'da başlamış, sonra Nakkaş Marun denilen Yunan bir Hristiyan eliyle Müslümanlara geçmiştir. 1840 yılında ilk Arapça temsilini yapmış, sonra insanlar temsili yapmaya başlamışlardır. Allah yardımcımız olsun. Temsil bu kimselere benzemektir. Müsned'de ve diğer hadis kitaplarında İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen hadiste, kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır buyurulmuştur. 2. Temsilde açık bir yalan vardır. Zira o olmadığı halde filan kimse olduğunu iddia eder. Öyle bir iş yapmadığı halde o işi yapar, kıssası yalandır. Bu ise ciddi de olsa
şaka yoluyla da olsa haramdır. Nitekim İmam Ahmed, sahih isnatla şubeden, o Ebu İshak'tan, o da Ebu Ahvas'tan diyerek Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet eder. Şüphesiz yalanın ciddisi de, şakası da yaramaz. Kişi çocuğuna yapmayacağı bir şeyin sözünü vermesin. Muhakkak ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık olarak yazılır. Yine kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı yazılır. Eğer tiyatrosu veya filmi oynanan kısa sahih ise ve aslı varsa da yalana nispet edilir. 3. Bu Müslümanların mahremiyetine girmektir ve rızası olmadan onun adını anlatmaktır. Bu ise haram olan gıybettendir. Nitekim Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bilir misiniz gıybet nedir? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki, kardeşini hoşlanmayacağı şekilde zikretmendir. Denildi ki, söylediğim şey kardeşimde mevcutsa ne dersin? Şöyle buyurdu. Eğer onda söylediğin mevcutsa gıybetini etmişsin demektir. Yok, eğer onda mevcut değilse iftira etmişsindir. Birinin fiillerini ve sözlerini taklit etmek ameli gıybettir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme birinin taklidini yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu kadar ve şu kadar verilse bile herhangi birinin taklidini yapmak hoşuma gitmez buyurdu. Şayet bu taklitler çizgi film denilen resimlerle yapılırsa bu daha da çirkindir. Zira buna şunlar da eklenir. 4. Çizgi filmler şu kötülükleri bir araya getirir. Elle suret çizmek. Bu dinde kötülenen şeyin aslıdır. Rızası olmadan Müslümanın taklidini yapmak. Çocuklar için Müslümanı tasvir etmek ve resmini çizmek. Bunda alay etme söz konusudur. Hiç kimsenin bu şekilde tasvir edilmesine razı olacağını ve buna izin vereceğini zannetmem. Şahısların fiil olarak taklit edilmesi, resminin çizilmesinden daha ehvendir. İki açıdan yalan söz konusudur. Birincisi, resmi yapan bu suretlerin o kimselere ait olduğunu iddia eder. Lakin kendisi onları görmemiştir. İkincisi, bu resimlerin diliyle konuşur, onun sözlerine yalan katar. Daha önce açıklandığı gibi. Bu da üçüncü açıdır. Eğer gayrimüslimlerin taklidi yapılıyorsa, buna da şunlar katılır. 5. Bu yollarında, sözlerinde ve fiillerinde kafirlere benzemektir. Bu ise daha önce geçtiği gibi haramdır. Eğer buna onların putlara secde, İslam'la alay etmek gibi küfür olan görüşlerinden veya ibadetlerinden bir şey de eklenirse, bu Allah'a sığınırız küfürdür. Bu gibi münkeratın sunumuyla tiyatro ve sinemaya ruhsat yoktur. Bu tiyatro ve filmler tıpkı İslami diye isimlendirmelerinde olduğu Allah'a yakınlık olarak yapılır ve öyle görülürse bu dinde bidat çıkarmaktır. Resullerin Efendisi'nin yoluna aykırılıktır. Nitekim sahihte Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Emrimizde ondan olmayan bir şey çıkaran reddolunur. Diğer rivayette kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa reddolunur buyurulmuştur.